Merhaba değerli dostlar. Yüz okuma sanatı ve karışıklıklardan bahsetmek istiyorum kısaca. Soru çok yaygın. Nasıl olur da insanların yüzüne yansıyan karışıklıklara göre davranış eğilimleri ya da kişiliğinden bahsedebilirsiniz hocam? Şöyle. Bir düşünelim. Çocukluğundan beri belli duyguları yoğun yaşayan insanlar var. Ya da o duyguları tepkiye dönüştürüp mimiğe dönüştürmesi gayet rahat veya baskılanmış insanlar. Bilimsel çalışmalar diyor ki ortalama her 2000 mimik yüzümüze tabii ki genetik bazı unsurlarla da değişkenlik gösterse de yani cilt dokumuzun yağlılığı, kuruluğu vesaire gibi unsurlara göre ama genel anlamda her ortalama 2000 mimik bir küçük çizgiye sebep oluyor. Gençliğin, diriliğin olduğu burada gördüğünüz sağ tarafta kişinin kendi sağında pırıl pırılken yapı zaman içerisinde yaşanmışlığın verdiği bir izle diyelim, ilmik ilmik bir anlamda yüzü dokuyor. Hatta ben ona diyorum ki yaşam müthiş bir ressam. Bizim yüzümüz de, hepimizin yüzü de birer tuval. Her yaşanan deneyimde bir fırça darbesi sanki yüzümüze vuruluyor ve yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkilerimiz, o duygu dalgalanmalarımızın dışa mimik olarak yansıması yüzümüzü adeta işliyor. İnsanın dedim ya, fiziksel yapısı da bunda etki sahibi. Yani bazı insanlar benzer duygu düşüncelerle benzer ortamlarda yaşadığı halde bu kadar çok kırışmıyor yüzleri ya da iz o kadar fazla olmuyor. Bazılarında ise çok. İşte bunun da genetik unsurlarla alakalı olduğunu biliyoruz. Ama şunu söyleyeyim ben. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kişinin kaşları arasında eğer böyle artık görünmeye başlamış. Buradaki gibi hatta bir tanesi biraz daha uzun ve belirgin hale gelmiş bir çizgi varsa, buradaki duygunun eğer ortalamada her 2000 mimikle küçük bir çizgi oluşuyorsa, bunun oluşabilmesi için birkaç 10.000 mimik tekrarı lazım. Yani birkaç kez, hatta on binlerce kez diyeyim, benzer öfke duygusunu iki kaşını çatarak bir kişi yaşamışsa, o kişinin on binlerce kez ve bu kadar genç olmasına rağmen tekrar ettiği öfke duygusuyla sık sık yüzleştiğini gösterir bize. Yani bu kişi böyle bir yüze sahip olmayan bir kişiye nazaran daha sık öfkeleniyor olma olasılığını bize gösterir. Eğer öyleyse bir kişinin bakın alnında veyahut da bakın yine göz çevresinde iki kaşı arasında burnunun üzerinde hatta kaz ayakları dediğimiz o göz kenarlarında bu tür veriler varsa belirginleşmiş, biz diyoruz ki bu kişi çok büyük olasılıkla o bölgelere rastlayan duyguyu, tepkiyi sık sık yaşıyor. Ne kadar sık yaşıyor? Derinliğine göre on binlerce, bazen derin ve uzun, belki de yüz binlerce kez tekrar ettiği bir tetikleyici duyguyla bunu yaşıyor ve dışarıya kendisini ifade etmek için bu mimiği gönderiyor. Yani o mimikle aslında ben şu an falanca duygu düşünce halindeyim, bilin bunu demek. Aslında bir anlamda uyarı, bir anlamda kendini anlatma çabasıdır mimikler. Eğer doğalsa. Öyleyse bir kişinin herhangi bir bölgesinde dikkatimizi çeker, görünür olmuş bir çizgisi varsa ve bu çizgilerin küçüklüğü, iriliği, ufaklığı, hani uzunluğu, derinliği, belirginliği ya da az görünmesi, o kişinin her nerede çizgi varsa, onları biz eğitimlerde ve kitaplarımızda detaylıca anlatıyoruz, oraya ait duygu düşünce belirtilerini sık sık kullandığına işaret eder. Bu da şu anlama gelmez mi? Bir kişi eğer bu kadar sık bir şekilde, yoğun bir şekilde eğer belli duygu düşünceleri dışarıya yansıtıyorsa, o kişinin hayat algısında o duygu düşünceler çok güçlü, baskın yere sahiptir. Öyleyse o kişi de şöyle davranma ihtimali ya da şöyle bir kişi olma ihtimali deme hakkınız tabii ki var. İşte biz yüze yansıyan bu verilerde özellikle kırışıklıklar çerçevesinde konuşursak,
kişinin hangi duygu düşünce tetikleyicileriyle sık sık hangi mimikleri kullandığını, bundan yola çıkarak da nasıl bir hayat algısına sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, yüz okuma sanatında kırışıklıkların yerine dair kısa bir bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.